Deneyici arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere paralel bağlı dirençlerin kolay yoldan nasıl hesaplandığını göstereceğim. Ve birkaç tane de üniversite sorusu çözmeye çalışacağız ve ne kadar kolay olduğunu hepimiz müşahede edeceğiz. Evet, daha önceki deneylerimizde basit elektrik devresi nasıl yapılır? İki tane pilimize bir ampul bağlamıştık, böyle basit bir elektrik devresi yapmıştık. Daha sonra seri elektrik devresini incelemiştik. Bir tane pillerimize iki tane lambanın seri bağlı olduğu bir devrede akımın daha az aktığını, ampullerin sönük yandığını görmüştük. Daha sonra da paralel elektrik devresini inceledik. Paralel bağlı iki tane ampulümüz paralel bağlıydı. Bunlar ikisi de parlak yanıyordu. Niçin? Bir tanesi devreden nasıl akım akıtıyorsa öbürü de ona benzer bir şekilde aynı akımı akıtacağı için ikisi de parlak bir şekilde yanıyordu. Daha sonra bunu ilerleterek şöyle bir devre hazırladım. Paralel ve seri devrenin bir karışımı. Şu ampul, şu iki ampule paralel. Şu iki ampul ise birbirine seri olarak bağlı. Peki bu durumda nasıl yanmasını beklersiniz? İlginç bir soru değil mi? Evet, şimdi akıl yürütelim. Bu iki ampul ne yapacak? Fazla direnç gösterecek. Dolayısıyla akım bu tek ampul tarafından daha fazla akacak. Buradan da daha az akacak. O halde şu telden bu iki ampul, bu üç ampule giden akım şu telden geçecek. Üç ampulün akımı hepsi burada yüksek bir akım oluşacak. Fakat burada akım ikiye ayrılacak. Bir kısmı buradan gidecek, bir kısmı bu ampulden gidecek. Bu ampulün parlak yanmasını bekliyoruz. Bunların şu seri devrede olduğu gibi sönük yanmasını bekliyoruz. Fakat paralel devrede olduğu gibi şu ampulümüz parlak yanmasını bekliyoruz. Evet, deniyoruz. Evet, beklediğimiz gibi iki ampul sönük yandı. Bu ampul bu ikisine paralel olduğu için parlak yandı. Şimdi bu pilimiz her ne kadar 3 volt ise de biz düşünme kolaylığı olsun diye pil gerilimimizin 1 volt olduğunu düşünelim. Ve bu dirençlerin ampulleri direnç olarak düşünelim. Her biri bir direnç ve dirençlerin de değerini 1 ohm olarak düşünelim. Kolaylık olsun diye. Bu iki ampulü 5 5'e bağladığımız zaman buraya sanki 2 ohmluk bir direnç bağladığımızı düşünelim. Burada da 1 ohmluk bir direnç bağladığımızı düşünelim. O zaman 1 volt olduğuna göre, 1 ohmluk direnç olduğuna göre buradan akması gereken akım ne olması lazım? 1 amper olması lazım. Peki 2 tane direnç peş peşe bağlı olduğu zaman ne olacak? Akıma direnç gösterecek. O zaman akım yarıya düşecek. Akım ne olmasını bekliyoruz o zaman? Buradan yarım amper geçecek. Peki 1 amper buradan, yarım amper buradan, bu telden ne kadar akım gelecek? O zaman bu ikisinin toplamı gelmesi gerekiyor. Yani 1,5 amperlik bir akım gelmesi gerekiyor. Evet, bu şekilde yaptığımız zaman yarım amperlik akım bu iki ampulün üzerinden geçiyor ve onları az bir güçte yakıyor. Buradan da 1 amperlik bir akım bu direncin üzerinden 1 ohmluk olduğunu farz ettiğimiz direncin üzerinden geçiyor ve parlak yakıyor. Bunu şimdi çizerek inceleyelim. Bu devremizi bir pil, devremizde bir voltaj kaynağını şöyle 1 volt olduğunu düşünelim. Buradan iki ucumuz geliyor. Bir tane direncimiz var ve bir direnç daha peşine bağladık. Bunların değeri ne olmuş? Ne olmasını söylemiştik? Birer ohm olduğunu düşünmüştük. Peki 1 volta direnç gösteriyor, iki defa direnç gösteriyor. Tek bir tane 1 ohm olsaydı 1 amper geçirecekti. İki tane 1 ohmluk direnci peş peşe bağladığımız zaman elektriğe iki misli direnç gösterecek. Dolayısıyla buradan yarım amperlik akım geçecek. Yani 1 bölü 2 amper veyahut da 0,5 amper. Hepsi aynı. Peki buna paralel bir direnç daha bağladığımız zaman bundan 1 ohm olduğunu düşündüğümüz zaman ne olacak? Buradan 1 amper geçecek. Toplam şuradan geçmesi gereken akım, buradan bu iki direncin içinden geçen akımla şu akımın toplam değeri olması lazım. Yani 1,5 amper geçiyor. Peki şimdi şu dirençleri bir kutu içinde olduğunu düşünelim. Biz dışarıdan görmediğimizi düşünelim. Bu dirençleri tek bir direnç olarak gördüğümüzü düşünelim. Bu direncin değeri ne olmalı? Biz gerçekte 3 tane birer ohmluk direnç koymuştuk içine farz ediyoruz. Fakat
Bunların yerine tek bir direnç koyduğumuzu düşünürsek bu direncin değeri ne olması lazım? Şimdi bu iki direnç birbirine seri olarak bağlandığı için elektriğe iki misli direnecekler. Seri oldukları için bunları 2 ohm olarak düşünüyoruz. Bu 2 ohm'a 1 ohmluk direnci de paralel bağlamış oluyoruz. Burası 2 ohm olduğuna göre şunu nereye yazalım? Şunların üzerine çizelim. 2 ohmluk bir direncimiz var. Tek bir 2 ohmluk direnç ve buna 1 ohmluk paralel direncimizi bağladık. Yeni değeri ne olması lazım? Bunu şöyle bir basit yolda düşünebiliriz. Formül koyduğunuz zaman R1 bölü R2 artı R1 çarpı R2 gibi böyle karışık formülleri var. Fakat onları hiç düşünmeyelim. Basit bir şekilde nasıl hesaplayabileceğimizi düşünelim. Evet, bu sadeleştirilmiş devremizi tekrar çizelim. 2 ohmluk bir direncimiz var ve buna paralel 1 ohmluk bir direncimiz var. Ve burada da 1 volt olduğunu düşünüyoruz. Bunu ilk defa düşünen ohm da aynı şekilde düşünmüş. Ben burada 1 volt olsa buradan kaç amper akım geçecek? 2 ohm olduğu için yarım amper, 0,5 amper. Peki buradan kaç amper geçecek? 1 amper. Dolayısıyla buradan üreticimizden 1,5 amperlik bir akım geçiyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Kaç ohmluk bir direnç koyarsam içinden 1,5 amper akım geçebilir. Hemen voltajı ampere böldüğümüz zaman 1,5. Evet, burada voltajımız 1 volt olduğuna göre 1 bölü 1,5 amper, 1 volt bölü. Bu da direncimizin yaklaşık 0,6666 devam ettiğini gösteriyor. Yani bu iki direncin yerine bağlayacağımız tek direncin değeri 0,66 ohmluk bir direnç olacak ve bu da tek başına içinden 1,5 amperlik bir akım akıtmış olacak. Şimdi şöyle bir üniversite sorusunu irdeleyelim ve kolay yoldan nasıl çözebileceğimize bakalım. Evet, burada birer ohmluk dirençler görüyoruz. 2 ohmluk direnç, 2 tane paralel olduğunu görüyoruz. Buna 1 ohmluk bir direncin seri olarak bağlandığını görüyoruz. Bunları formüle döküp de yapmaya çalıştığımız zaman oldukça zaman harcayacağımız açık. Ama bunu kolay bir takım yollarını keşfedebilirsek çok kısa sürede çözebileceğimizi göreceğiz. Şurada 2 ohmluk dirençleri görüyoruz. 2 ohmluk direnç ne demiştik? 1 ohmluk direnç. Daha önceki bölümde söylediğimiz gibi biz bunu 1 volt kabul etmiştik. Buradaki ampulün direncini de 1 kabul etmiştik. Buradan akımı da 1, akan akımı da 1 kabul etmiştik. Yani buradan 1 amper akım aktığını kabul etmiştik. Buradaki voltajın da 1 volt olduğunu kabul etmiştik. Bu 1 ampul şimdi 1 ohmluk direnci temsil ediyor. 2 tane 2 ohmluk direnç ne demek? 2 ohmluk direnç demek 2 tane 1 ohmluk direncin seri bağlanması demek. Elektriğe karşı direnci artıyor. Dolayısıyla akım daha az akıyor. Yarım amper akım geçiyor şu anda 1 volt olduğunu düşünüyoruz gene. Burada neydi? 1 amper akım geçiyordu. Burada yarım amper akım geçiyor. Çünkü daha fazla elektriğe karşı direniyor. Şimdi şunu ne yaptık? Şöyle bir devre daha yaptık. Şunu şu kısmını sadeleştirmeyi ele alacağız şimdi. Şu ampullerimiz birer ohmluk direnç temsil ediyordu. 2 ohmluk direnç. Buna bağlı, paralel bağlı bir 2 ohmluk direnç daha. Ne yapıyorduk? Böyle seri bağlı 2 tane direncimizden zayıf bir akım geçiyordu. Burada da aynı şekilde zayıf bir akım geçiyor. Fakat buradan bir zayıf akım daha geçiyor. Buradan yarım amper geçiyor. Buradan da yarım amper geçiyor. Toplam bu pilimizden 1 amperlik akım akıyor. Yani şuna eşdeğer. Buradan da 1 amper geçtiğini düşünüyorduk. Burada 4 tane direnç olmasına rağmen, 2'şer ohmluk direnç paralel olmasına rağmen bunun eşdeğeri 1 ohmluk bir dirence eşdeğer. Şimdi buna 1 ohm olduğuna göre şu kısmın 1 ohmluk dirence eşdeğer olduğunu görmüş olduk. Buna 1 ohmluk daha paralel bağladığımız zaman, düzeltiyorum, seri bağladığımız zaman o zaman bu devremiz ortaya çıkacak. 2 ohmluk bir direnç olacak. Burada da 2 tane 1 ohmluk direncin bağlı olduğunu görüyoruz ve bunun da bu
biraz önce hesapladığımız kısma paralel bağlı olduğunu görüyoruz. O zaman burası da yine bu devremize benziyor. Burası 1 ohm olduğunu gördük. Düzeltiyorum. Burası 1 ohm, burası da 1 ohm, 2 ohm olduğunu gördük. Şunun gibi. Burası 2 ohm gibi. Yine 1 ohm, 1 ohm daha 2 ohm. Yine şu devreye benzedi. O zaman ne demiştik? Buradan bir yarım amper geçiyor. Yarım amper de buradan geçiyor. Toplam pilimizden 1 amper geçiyor. Yani şu devreye eşdeğer. Komple bu devremiz bu devreye eşdeğer. Hepsinin eşdeğer direnci 1 ohmluk direnci eşit. Ne kadar kolaymış değil mi? Bir amp, buraya 1 volt versek şimdi 1 amper geçtiğini düşünürüz. Çünkü bu devrenin tamamı 1 ohma eşit. Peki şöyle bir soru sormuş olsaydı üniversitede bu soruya ilave olarak bu uçlardan 5 volt verdiğimizi düşünsek bu şuradan akan akım kaç amperdi dese ne cevap verirsiniz? 1 voltta 1 amper geçiyorsa 5 voltta 5 amper geçecek. Bu kadar kolay. 5 amperin yarısı buradan, yarısı buradan geçiyor. Üniversite imtihanı sorusunda şurada bir akımı sorsa size ne dersiniz? 5 amperin 5 amper olduğunu düşünmüştük. 5 volt verdik. Yarısı buradan geçiyor, yarısı buradan. Yani 2,5 amper buradan geçiyor, 2,5 amper buradan geçiyor. Peki şu soruyu sorsa size şuradan ne kadar akım geçiyor dese, buradan 2,5 amper geçiyordu. 2,5 amperin yarısı 1,25 amper buradan akım geçiyor derdik. Ne kadar kolay. Bunu herhangi bir şeyini sorsa bize 10 saniye 15 saniye içinde bu soruya derhal cevap verebiliriz. Ama konuya hakim olursak cevap veririz. Bunu formüllerle çözmeye kalkarsanız birkaç dakika uğraşırsınız. Dolayısıyla da epey bir zaman kaybetmiş olursunuz. Bu ve benzer videolarımızdan anında haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz bunu beğendim tuşuna basarak bizi destekleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.